Uzun bir süredir onlarca baraj projeleri, orman yangınları ve zorla köy boşaltmaları ile hedeflenen Dersim şimdi de yeni 145 maden ocağı projesiyle talan edilmek isteniyor. Dersim doğası ve insansızlaştırılmak istenen Dersim, 60 kilometre uzunluğundaki Munzur dağlarının tamamı maden sahası ilan edilerek daha büyük bir yıkıma uğratılmak istenmektedir. Bu projeler kapsamında olumsuz etkilenen Sarı Saltık, Ali Boğazı ve Derviş Cemal Köyü sakinleri haklı olarak tepkilerini dile getirerek projelere son verilmesini talep etmekte ve bu konuda kamuoyundan destek beklemektedirler. Ayrıca Çiçekli mevkiinde yapılan ağaç kıyımı da güncel olarak özel şirketler eliyle sürdürülmektedir. Gene yaşadığımız şehir İzmir olmak üzere Ege bölgesinde de büyük bir hızla ormanlarımız, sularımız ve yeraltı zenginliklerimiz talan edilmektedir. Torbalı ve Karaburun'da taş ocakları, Bergama'da altın madeni, ek işletmeler de faaliyettedir. Denizli ve Aydın'da jeotermal kaynaklı doğa tahribatı sürmektedir. Akbelen ormanları, yargı kararı ve köylülerin itirazlarına rağmen yok edilmektedir. Kapitalist kar hırsıyla doğayı talana açan bu projelerin Dersim'de doğasına yönelik bir eko kırım hıncıyla yürürlüğe konduğu gibi yine Dersim'in kültürünü, inancını, dilini, ziyaretlerini, inanç merkezlerini ve ocaklarını da hedef almaktadırlar. Her yıl ormanlarımız yakılıp kesilmekte, böylece yüz yılı aşan bir tahakkümü ve kırımı hep yaşadı. Tüm bu yapılanlarla birlikte yeraltı ve yeryüzü kaynaklarına el konularak halklarımız hep derin bir yoksulluk ve sefalete mahkum edildi. Soykırım, inkar ve imha politikalarıyla halklarımız hep bir savaşa, yıkıma tabi tutuldu. Ege'den sesleniyoruz. Dersim Sarı Saltık, Ali Boğazı, Derviş Cemal, Çiçekli köylerinde ve bir bütün olarak Dersim ve Munzur dağlarında yapılmak istenen maden projelerinden, orman kesiminden, yakmaktan, baraj projelerinden vazgeçin. Dersim'de yapılması planlanan maden projeleri geri çekilsin. Doğamızdan, kültürümüzden, inancımızdan ve dilimizden elinizi çekin. Ülkemizdeki bu doğa talanı yani artık korkunç boyutlara gelmiş vaziyette. Onun için hepimiz birleşmeliyiz. Yani Kaz Dağları'ndan Cudi'ye, Akbelen'den Dersim'e nerede bir doğa talanı varsa, hak ihlali varsa, doğaya karşı işlenen bu ekokırım suçunun önlenmesi için birlikte mücadele etmemiz gerektiğine inanıyorum. Hep beraber mücadeleye devam edeceğiz. Kültürel soykırım dediğimiz asimilasyon boyutlarıyla da yansımaları var Dersim'e yönelik. Nedir mesela? Eğitim müfredatı tartışılıyor. Eğitimin tamamen Türk-İslam hissiyatlarıyla, ezeyanlarıyla dizaynı, eğitimin tamamen dinselleştirilmesi, başta Aleviler olmak üzere bütün toplumun geleceğini böyle zapturat altına alma ve dindar ve kindar millet yetiştirme bağlamında, gençlik yetiştirme bağlamında hedeflere tekabül eden şeyler oluyor. Dersim topraklarını çoraplaştırmak istiyor. Hem insanlarını Dersim'den uzaklaştırıp göç ettirmek, hem de Dersimliği Dersim'de azınlık hale getirmek istiyor. Böyle bir proje var. Bu projeye karşı bu birliktelik çok anlamlı. Türkiye'nin ve dünyanın her yerinde eko kırıma yönelik projelere karşı bu bir aradalığı sürdürmeliyiz, devam ettirmeliyiz.